Ben adli tıp ihtisasını aslında bilinçli seçmedim. Tamamen tesadüf seçtim. Askere gitmem gerekiyordu. O dönemde bir yere ihtisasa girmem lazımdı. 13. tercih, uğursuz sayı derler. Fakat uğurlu sayı oldu. Ben gerçekten adli tıp aynen İdris Hoca gibi çok severek yapıyorum. Çok keyif aldığım bir alan. İzmir'de çalışıyordum ve İstanbul saplantım vardı. İstanbul'a gitmek istiyordum. Çünkü ben karikatür çiziyorum. Burada da bazı karikatürleri paylaşacağım sizle. Çapa'ya işte 62 puanla girdik. Yani yüksek bir puandı o dönemler için. Gerçekten pek çok branşa girebilecekken. Girdikten sonra da sevdim. Özellikle çocuk hakları, çocuk istismarı üzerine yoğun olarak çalışıyorum. Ama tıp uygulama hataları da bizim alanlarımızdan. Adli tıp kurumunda da 6 yıl kadar çalıştım. Sonra Mersin Üniversitesi'ne geçtim. 2005 yılından beri de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Buradaki karikatürlerde bir dönem 2 yıl kadar Hürriyet Gazetesi'nde çizdim. Oradaki karikatürlerden seçtiklerim. Biraz reklamda yapalım. Bu konu tıbbi malpraktis, aydınlatılmış olan hani konunun başlığı ya da panelin başlığı malpraktis mi, komplikasyon mu? Gerçekten önemli konular. Ayrımında da sıkıntılar var. Şimdi İbrahim Hoca 1. İhtisas Kurulu Başkanı, ölümle sonuçlanan vakaları inceliyor. Gerçekten iş yükleri de çok fazla. Biz orada çalışırken, asistanken çalıştım ben mesela. Zor işleri, her gün, yani haftada 3 gün toplanıyorlardı eskiden. Çünkü ceza davasından hekim beraat ettiği zaman ya da ceza almadığı zaman sanki tazminat davasında da, hukuk davasında da ceza almayacakmış gibi bir iştahat oluşmuş durumda. O nedenle artık avukatlar direkt hukuk davası açıyorlar. Yani bunu da bilmekte yarar var. Yani artık hastanelerin etrafında Türkiye'de yavaş yavaş sigorta şirketleri ve avukatlık büroları da aynen eczaneler gibi oluşmaya başladı. Biraz uzun bir giriş oldu. Türkiye'de tıp hukuku nasıl? Aslında çok fazla sayıda yasal düzenleme var. Fakat bu yasal düzenlemenin birbiriyle entegrasyonu ve nasıl ilişki kurduğu tamamen avukatın ya da hekimin yaptığı uygulamayla ilgili karşımıza çıkabiliyor. Yani hangi durum, hangi yasaya girer, hangi yasaya göre düzenleme yapılmalı? Buradaki avukatın maharetine kalıyor, mahirliğine kalıyor. Ne kadar mahir olursa işte karşı tarafa ceza verebilir ya da cezadan geri kalabilir. Ama en belli başlı olanları herhalde Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve parasal olduğu için de Borçlar Kanunu, yani Hukuk Mahkemesi Kanunu çerçevesinde değerlendirilen durum. Bu üç yasal durumu kısmen bilmekte yarar var. Yoksa tüm yasaları bilmeye imkan yok. Bir de sürekli değişik oluyor. Yani Türkiye'de o kadar hızlı bir değişim oluyor ki, biz mesela gençken diyelim, adli tıba başladığımızda biz çalışma yapıyorduk. Mesela diyorduk ki çözüm olarak hukuksal düzenleme yapılmalıdır. İşte mesela Tabipler Birliği Başkanımız, Tabip Odası Başkanımız da diyor, işte bizim bu konuda yasamız yok, yasa olursa falan. Hiç öyle olmuyor aslında. Yapılan her değişim, yasal düzenleme olumlu olacak diye bir şey yok. Daha geri de olabilir. Ki bunun örneklerini biz sık sık görüyoruz. Ve bu sıkıntı da yaratıyor. Şimdi diyor ki hekimlerle ilgili, tıp hukukuyla ilgili, tıbbi uygulamalarla ilgili, çünkü sağlık çalışanları da var, hastane ortamında bu işin çerçevesi içerisine giriyor. Yasal düzenleme yok. Efendim bununla ilgili yapılsın. Tamam yapılsın, tıp hukukuyla ilgili, hekimlerle ilgili, sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yasa çıksın. Malpraktis yasa tasarısı var mesela, yasa çıksın. O zaman berberlerle ilgili de çıksın, kasaplarla ilgili de çıksın. Değil mi? Milletvekilleriyle ilgili de çıksın. Çıksın da çıksın. Yani o zaman işin suyu çıkar. Toplumsal düzenlemeler evrensel normlara göre yapılırsa sıkıntı yaşamaz. Her şeye özgü hukuk, her şeye özgü yasa yaparsak bu yasayı uygulamak için de hepsini bilen, hepsine hakim olan bir durum söz konusu ki pek imkanlı bir durum gözükmüyor. Yani ben mesela bu malpraktis yasa tasarısına, tasarı henüz hala karşıyım, yani kökten karşıyım. Gerek yok yani. Mesleklere göre yasa olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyada yok. Gerçekten dinamik bir alan bu tıp ve hukuk alanı. Gördüğünüz gibi son 10 yılda 39 kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge devam ediyor. Bakanların hangisinin hangisi olduğunu inanın bilmiyorum. Mesela şu alttaki zatı ben tanımıyorum. Muhtemelen bir önceki bakan. Hani bakıyorlar, bir şeylere bakıyorlar. İbrahim Hocamız tanımladı malpraktis nedir diye. Malpraktis kötü uygulama demek. Başına tıbbi koyarsak tıbbi kötü uygulama. Adli tıbbi malpraktis dersek adli tıpta kötü uygulama diye Türkçeleştirebiliriz. Ki mesela İbrahim Hoca şey dedi, adli tıpta da malpraktis var dedi. Şimdi buradan sonra önümüzdeki hafta İzmir'e gideceğiz. Malpraktisle ilgili bir kongre var.
Benim konumda şey, adli tıp malpraktis. Arada İbrahim Hoca'dan o donörleri alabilmeyi umut ediyorum. Çünkü adli tıp kurumunun şöyle bir durumu var. Hani ben de 6 yıl çalıştım. Verileri, datayı dışarı paylaşmıyor. Biz onu bilimsel çalışma adı altında, tırnak içerisinde, yaptığımız çalışmalarla dışarı açıyoruz. Aslında bilimsel çalışma değil. Bir yılda 1. İhtisas Kurumu'na gelen vaka sayısı, kaç tanesi malpraktislerinde, kaçında ihmal var, bunları söylemek istatistiksel bir şey. Bilimsel bir çalışma değil. Ama biz bunu bilimsel çalışma diye bizim dergilerimizde yayınlıyoruz. Çünkü başka türlü bu datalara ulaşmıyoruz. Normalde bu dataların zaten her yıl kurum yapısı tarafından dışarı verilmesi lazım. Toplumun buna hakkı var. Yani orada neler değerlendiriliyor, nasıl değerlendiriliyor, ne kadar veri var. Bunları bilmeniz bizim de doğal hakkımız. Mesela İbrahim benim çok yakın dostum. Kendisini kulak burun boğazla ilgili bir uzmanlara malpraktis eğitim vereceğiz. Dedi ki Türkiye'de kulak burun boğaz malpraktis oranları nasıl? Kaç hekim yardımlanmış, kaç yasa çıkmış, kaç tane şey olmuş? Adli tıp kurumunun verilerini alalım. İnanın ulaşamak. Kendisi çok, o da çırpındı. Vermeye çalışıyor ama sonuçta biz alamadık. Yani 2-3 tane yapılan çalışmalardan şeylerle bir genel bir Türkiye profili çizmeye çalıştık. Tabii olmuyor. Demek ki bunların da toplumla paylaşılması gerekiyor. En azından hekimlerle, hukukçularla paylaşılması gerekiyor. Tanım yapmak klasiktir ama özellikle Türk Tabipler Birliği'nin, Dünya Tabipler Birliği'nin tanımı önemli. İşte bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi ya da standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesiyle ortaya çıkan zarar şeklinde tanımlanır. Burada bence anahtar kelime standart uygulama. Yani dünyadaki tıbbi gelişme ne kadar evrensel, geniş, büyük olursa olsun o ülkenin kendi standartları, hatta bölgesel standartlar da önemli. Ben adli tıp kurumunda çalıştığım dönemde bakıyorduk. Örneğin İstanbul'un merkezinde işte atıyorum Haseki Hastanesi'nde bir genel cerrahın yaklaşımıyla Yüksekova'daki bir genel cerrahtan aynı yaklaşımı beklemiyorduk. Ona göre farklı, orada farklı değerlendiriyorduk. Çalışma ortamı, koşulları, hekimin tek olmaması, ekip olup olmaması, hatta anestezist olup olmaması gibi pek çok faktör belirleyici olduğu için burada bence anahtar kelime standart uygulama. Peki neler bunlar? İşte hatalı davranış veya görev ihmal sonucu bir yaralanma ya da zarara yol açılması, hatalı tıbbi tedavi ya da tıbbi ihmal, hekimin hastanın standart tedavisini yaparken başarısızlık, beceri eksikliği, ihmal nedeniyle zarar görmesi, yapılması gerektiği halde yapmama ya da yapmaması gerektiği halde yapma. Bu da bir, yani endikasyon çerçevesini genişletmişler. Çocuğun okul taksitleri var, evin taksitleri var, arabayı yeni aldık. Hani endikasyonu biraz genişletip ameliyat şeyini genişletebilir. Bu tür vakalar da çünkü gelmeye başladı. Özünde standart uygulamadan sapma. Yani bir Türkiye'de ya da Kıbrıs'ta ya da başka bir ülkede bir tıbbi uygulamayla ilgili standart şeyler neler? Bir hastalığın temel yaklaşımları neler? Önemli olan bu çerçevede bakılıyor. Dediğim gibi bölge ve hastanenin koşulları da çalışma ortamında en az yapılan uygulama kadar önemli. Bu konuda çok fazla çalışma var ve İbrahim arkadaşımızın da bahsettiği gibi sık sık referans göstereceğim kendisini. Amerika Birleşik Devletleri bu işin başını çekiyor. Çünkü hem davalar çok fazla hem de dolarlar çok fazla. Şimdi mesela işte pediatride 520.923 dolar. Şu an itibariyle kaç TL yapıyor bilmiyorum yani, o dolar da çünkü sürekli değişiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Yani ciddi paralar var. Ciddi para varsa orada avukatlar da var, hukukçular da var, doktorlar da var, sigorta şirketleri de var. Yani pasta var. Pastanın da taliplisi çok fazla. Tüm dünyada, sadece Amerika'da değil, işte İngiltere'de, Japonya'da da yine aynı şekilde tıbbi malpraktis iddiaları ve davalarında bir artışı görüyoruz. Özellikle beyin cerrahisi, göğüs kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi bu davalarda başı çeken bölümler. Daha düşük olanlar dermatoloji, aile hekimliği, çocuk hastalıkları, psikiyatri, bir de herhalde adli tıp, değil mi hocam? Çünkü adli tıpta ben hiç yargılanan, malpraktis nedeniyle yargılanan, başka şeylerden yargılanan var ama var mı? Evet, görmedik. Evet, tüm branşlarda yıllık dava açılma oranlarına baktığımızda bu İngiltere'de yapılan bir çalışma %7.2, tazminat ödenen dava oranı %1.6, yıllık dava açılma oranı beyin cerrahisinde %19.
Peki miktarlara baktığımızda tazminat ödenmiş davaların ortalama değeri işte 275 bin dolar ortalama. Yani miktarlar da çok yüksek. Dava açılma oranı tazminat miktarıyla ilişkili mi? Genellikle değil. Mesela beyin cerrahisine çok fazla dava açılmasına rağmen dava açılma olasılığı sırası jinekolojide 12. sırada mesela ama tazminat ödeme sırasında 1. jinekoloji. Onun için işte hani 45-46'lara kadar düşüyor. Bizde de mesela Mersin tıpa gelen kadın doğum asistanları da değil mi Fatih Hoca? 47 ile 48 ile kadın doğuma giriyorlar. Eskiden biz bakardık yani sadece. Evet. Hastalarımız var. Çeşitli yaş gruplarından hastalarımız var. Yaş grubuna bakıldığında özellikle 45 yaşın civarında dava açılma oranları düşükken yaş büyüdükçe dava oranları da artıyor. Demek ki yaşlı hastalarla yaklaşım sergilerken dava açılma olasılığının yüksek olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yine tazminat ödeme riski de yaşla beraber artıyor. Böyle bir oran saptanmışlar. Türkiye'de yapılan çalışmalar bahsettiğim gibi özellikle Adli Tıp Kurumu'nda yapılan çalışmalar var. Çünkü hakimler hala sadece Adli Tıp Kurumu'nu resmi bilirkişi kurum olarak görüyorlar. Biraz sonra bahsedeceğim başka kurumların da nasıl çalışmalar yaptığını. Tüm dosyalar Adli Tıp Kurumu İstanbul Merkezli Adli Tıp Kurumu'na gittiği için de tabii dosyaların değerlendirilmesi, sağlıklı bilimsel değerlendirilmesi ve bunların istatistiksel olarak da bilimsel olarak da ortaya konulması gerekiyor. İşte birinci ihtisas kurulu ölümle sonuçlanan olguları irdeliyor. Üçüncü ihtisas kurulu canlı olgulara bakıyor. Yani ölmemiş, sakat kalmış malpraktis iddiaları. 2001-2005 yılında yapılan çalışmada, herhalde İbrahim Hoca sizin çalışmalar bunlar. Mesela kadın doğum başı çekiyor. %22, genel cerrahi %17. Tedavi uygulama veya tedavi hatası %23. İzlem hatası %14. Yani yapılan tedavi kadar takip, komplikasyon yönetimi de önemli. Siz çok mükemmel bir ameliyat yaparsınız. Çıkarsınız, ameliyat nasıl geçti? Mükemmel geçti, çok iyi geçti. Her şeyi yaptım ama hastanız öldü gibi. Yani burada yapılan ameliyat kadar takip, tedavi, izlem de önemli. Yine İstanbul Tabip Odası'na da giden malpraktis iddiaları var ve bununla ilgili Onur Kurulu'nun verdiği şeyler var. Burada da mesela %23 malpraktis. Coşkun Hoca'nın, Cerrah Paşa'nın, İbrahim Hoca'nın beraber çalıştığı arkadaşının test çalışmasıydı. %23 olguda malpraktis vermiş onlardan. Yargıtay'ın kusur nedenleri açısından baktığımızda Yargıtay %47 yanlış tedavi uygulandığını malpraktis iddialarında söylüyor. Özen ve dikkat göstermeme, ihmal ve tamir hatası ile olguları değerlendirdiği gözüküyor. İşte Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu var. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nda şu anda 8 oldu değil mi hocam? İhtisas kurulları. Bu 8 tane ihtisas kurulu var. Bu ihtisas kurulunda üyeler var. Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Tamamen Adalet Bakanı ve şu anda Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle herhalde atama yapılıyor. Yani siyasi iktidar değiştiği zaman Adli Tıp Kurumu'nun bu üye yapısı da değişiyor. Doğası gereği çünkü kendine yakın kişileri getiriyor oraya. Bir de Yüksek Sağlık Şurası var. Bu Yüksek Sağlık Şurası da Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yılda iki kez toplanıyorlar. Düşünün, yılda iki kez toplanıyorlar. Vakayı hiç görmüyorlar. Şimdi yılda iki kez biz İbrahim Hoca ile, Hakan Hoca ile, İdris Hoca ile, diğer Mustafa Hoca ile karşılaştığımızı söyledi. Ne yaparız? Hemen bir çay kahve içersiniz, muhabbet edersiniz falan. Gerçekten yani karikatürize etmiyorum. Toplanılıyor. Orada dosyalar değerlendiriliyor. Siz de diyorsunuz ki ya Yüksek Sağlık Şura, büyük yer. Dosyanız gitmiş oradan. Size işte çay içerken belki dökülüyor, belki işte eksik kalıyor, belki hatırlamıyor. Bir kişi, bir üye karar veriyor. O üyenin oraya nasıl seçildiği belli değil. Hani o üyenin bir niteliği var. Yani atıyorum adam H indeksinde 10'un üstü mü? Hani yaptığı bilimsel çalışmalarının değerlendirildiği indeksler var. Evrensel kurallar var. Ben hani Adli Tıp Bülteni dergisi var, onu söylemedim. Türkiye'nin işte uluslararası ve ulusal TÜBİTAK'a giren tek dergisi. Onun editörüyüm. Hani bilimsel kriterler olması gerekir bana göre. Hani bilimsel kriter olursa bilimsel değerlendirme daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yoksa tabii ki büyüklerimizin de başka kriterleri vardır bunları seçerken. Mesela Yüksek Sağlık Şurası, Sağlık Bakanı seçiyor. Üyeler var, Profesör X, Y, Z. Adli Tıp Kurumu'nun genel kurulunda da bu üyelerin hepsi toplanıyor. Bir meclis gibi düşünün, bura gibi düşünün. El kaldırılarak sizin hakkınızda atıyorum bir davanız var. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyenler kaldırdıydı 35. Yanlış diyenler 23.
Geçmiş olsun size. Oysa bilimsel bir şeyde oylama olur mu? Mesela ailede babamızı oyluyor muyuz? Ben hiç görmedim yani. Baba ya babadır ya değildir. Kılıbık falan olabilir mesela. Biz o kategorideyiz. Hani şeyler değişmiş falan. Oğlanlar mesela benim çizlerim var şey diyorlar. Ya baba biraz düz dur, biraz dik dur falan diyorlar. Mesela İdris Hoca da biraz oğlana geçti mesela. İki tane bilimsel kurum var. Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası. Bu kurumlardaki aynı raporlar arkadaşlar. Buna dikkatinizi cevap ediyorum. Belki bunu büyük bir slide vermemiz gerekir. Aynı kurullar, aynı dosyaları değerlendiriyorlar. %73'ü uyumsuz çıkıyor raporlar. Birisi siyah demiş, birisi beyaz demiş. Yani malpractice demiş, değil demiş. %73. Hani 3 olur, 5 olur. Biz mesela tıbbi şeylerde, bilimsel çalışmalarda %10'a kadar standart payı sapmayı hadi diyoruz. %10 olmaz, %1-2 aslında da. Hani bir sıfır ekleme şeyi vardır bizde. %10'a kadar olsun diyoruz. Yani %73 uyumsuzsa burada bir problem var. Ya Sağlık Bakanı yanlış seçiyor, ya Adalet Bakanı yanlış seçiyor bence. Ya da anlayamıyorum yani, ben bu olayı anlayamıyorum. Mesela ben bu şeyi Yüksek Sağlık Şurası üyelerinin olduğu bir toplantıda dile getirdim, çok sinirlendiler. Ama ben hala aynı yerdeyim, yani çözemiyorum bu %73. Çok dehşet bir rakam. Yani şimdi atıyorum, doktorsunuz değil mi? Ne doktorsunuz? Çocuk doktoru. Çocuk doktoru arkadaşımız tazminat ödeyecek. Şimdi Yüksek Sağlık Şurası diyor ki, yok, Adli Tıp Kurumu var diyor. Hakim de değerlendirecek, karar verecek. Yani bu artık bu çağda olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve biz bu konuda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Bir de tıbbi malpraktis yasa tasarısı var. Mecliste bekliyor. Allah'tan bekliyor yani. Hani öncelik bir türlü gelmiyor. Bu yasa tasarısı, işte 98'de hasta hakları yönetmeliği Türkiye'de çıktıktan sonra davalarda artış gözüküyor. İşte grafik burada. 1973'ten 2007'ye kadar olan grafikte gördüğünüz zaman bir artış var. İbrahim Hoca, birinci kurula gelen dava dosyasının dehşet bir rakam. Yani onu değerlendirmek herhalde gece evde ya da işten geç çıkarak. Ben çünkü biliyorum İbrahim Hoca'nın odasını 5'te, 6'da, 7'de, 8'de çıktığını biliyorum yani akşam. Ve bunun içinde Adli Tıp Kurumu'nun ek bir ödeneği yok. Sadece dosya çıksın diye bir başkanın tepeden bağırması var. Bu malpraktis davalarındaki artış tıp eğitiminin yetersizliği olabilir. Eğitim yetersizliği mümkündür. Eğiticiyiz de malpraktis de bizde eksikliklerimiz var. Tıp ve teknoloji gelişiminde uyumsuzluk. Yani sürekli gelişen bir şey var. Sürekli bir eğitim gerekiyor. Sağlık sisteminin kendi içsel sorunları var. İşte performansa dayalı sistem, SUT, değerli değersiz ayrımı. Adam bir tane ameliyat yapıyor, puanımı doldurdum diyor. İkinciyi yapmam diyor, niye yapayım diyor. Ya da öbürü de puanı arttırmak için endikasyon genişletiyor. İşte medya sürekli bir doktor işte ilaç yazsan ne olacaktı değil mi? Bir geçenlerde Karadeniz'de bir ilaç yazdı, yazmadı, adam işte öldü. Yüksek tazminat miktarları. Adana'da bir avukat arkadaşımız var. Milletvekili adayı oldu hatta. Kazanamadı tabii. Adamın övündüğü şey şu, Türkiye'nin en yüksek tazminatını kazanan avukatı. Mesela bir toplantıya falan gittiğimiz zaman, ooo Bülent Bey geldi, en yüksek tazminatı kazanan avukat. Bir bilmem kaç trilyonluk davayı kazanmış. Bu da malpraktis davalarını artırıyor çünkü ya acaba buradan şey yapabilir miyiz? Bir de beklenti artıyor. Çünkü sürekli deniliyor ki sağlık ayağınıza kadar gelecek. Hocalar ayağınıza kadar gelecek. Hocalar ayağınıza kadar gelecek. Geldik işte mesela ayağınıza kadar geldik. Bu da beklentiyi artırıyor. Malpraktis davalarda o zaman bir patlama yaşıyor. Ve bunlarla başa çıkmak da zor. Peki, bizim bu davalarla ilişkimiz, hukuksal şeylerimiz ne? Her ne kadar hukukçu değilsek de Fatih Mahmutoğlu var mesela. Çok sevdiğim bir hukukçudur. Bana dedi ki, Halis dedi, lütfen dedi, bizim toplantılar, çünkü biz onlara sık sık karşı karşıyayız. Hukuksal konulara girme dedi. Sen sadece tıbbi konuları anlat, hukuka girme dedi. Ben de tabii hazır cevabımız ya şey dedim. Hocam dedim, girmeyelim de ülkede öyle bir sistem var ki hukuk bizim her şeyimizi belirlediği için biz bunu öğrenmek zorunda kaldık. Öğrendiysen, biliyorsan ben bunu söylerim. Siz de bana bunun yanlış olduğunu söyledim. Tabii ki söyleyemiyor yanlış olduğunu. Çünkü öğrendik gerçekten değil mi İbrahim Hoca? Yani sözleşmeler, vekalet sözleşmesi vesaire konuşa konuşa, dinleye dinleye, okuya yaza öğrendik. Öğrendiysek o zaman bunları kendi
meslek çevremizden, burası hep doktorlar olduğu için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Avukatlarla konuşsak o zaman farklı konuşuruz. Aslında hasta odanızdan girdiği an, tesadüf oldu, varsayımsal bir sözleşme olduğu kabul edilir. Yani hastanın sizi tercih ettiği kabul edilir. Hukuksal bir normdur bu. Yani hasta kapınızdan girdi, size tedavi olmak istiyor ya da şikayetlerini, yakınmalarını söylemek istiyor. Burada bir sözleşme vardır ve biz buna varsayımsal sözleşme diyoruz. Arkamızda süre olarak bakarsan. Peki hasta geldi, muayene ettik. İşte bir takım tahliller istedik. Onların değerlendirme sonuçları geldi. Sonra bir reçete yazdık, tedavi ettik ya da cerrahi önerdik ve bir takım girişimler önerdik. O zaman siz işte vekalet sözleşmesi devreye giriyor. Bu sözleşmede siz hastalığa %100 garanti vermiyorsunuz tedavisiyle ilgili. Ama diyorsunuz ki siz hastanın sağlığını korumak, düzeltmek için elimden geleni yapacağım. Özen, işten bağlılık, sadakat göstereceğim. Yani hastanın verilerini dışarı atmayacağız, sırsak ona yükümlülüğünden bahsedecek dedi İbrahim Hoca. Tüm bilgi ve becerisini tıpla ilgili o hastanın yararına kullanacağını, sırlarını saklayacağını, kayıtlarını düzgün tutacağını, bu kayıt meselesi gerçekten önemli. Şikayetçi olundunuz. Dosyaya savcılık el koydu. Sonra siz diyorsunuz ki ben şunu da yaptım, ameliyatta da bunu yaptım falan filan, kayıtta yok. Geçmiş olsun. Onların hepsi yapılmamış sayılıyor. Yani hukuksal şekilde adli tıp değerlendirmesinde böyle. Ve tedavisini elinden geldiğince sürdüreceğine dair bir garanti vermiş oluyor. Yani vekalet sözleşmesinin şeyi de bu. Bir de eser sözleşmesi var. İçimizde plastik cerrah vardı galiba. Ya da kulak burun boğaz uzmanı. Evet. Buradaysa bir eser sözleşmesi söz konusu. Eğer siz hastaya estetik amaçlı bir burun, işte göğüs, meme düzeltme ya da başka bir estetik amaçlı bir girişim yapıyorsanız hastaya bir şey taahhüt ediyorsunuz. İşte sizin burnunuzu atıyorum şunun gibi yapacağım, yani bilmiyorum şimdi aklıma gelmedi. Onu taahhüt ediyorsunuz. O nedenle eğer hasta yapılan işlemden memnun kalmazsa sizi şikayet edebilir. Ceza almazsınız ama tazminat açısından sıkıntı doğurabilir. Bir eser çıkması gerekiyor ortaya. Yani örneğin geçenlerde bir 6-7 ay oluyor galiba. Seda Sayan'ın programını izliyor bir kadın. Çok etkileniyor bir plastik cerrahtan, meslektaşınızdan. Sizden değil, İstanbul'da oluyor zaten. 10 yaş gençleştiriyor arkadaşımız. Programda söylüyor. 10 yaş gençleştiriyor. Kadın geldi tabii. Baktık bir 10-20 yaş daha ötelemiş. Memnun kalmamış ortaya çıkan eserden, işte davacı olmuş. Hem Seda Sayan'a atıyor hem adam atıyor. Peki bizim yaptığımız tıbbi uygulamalar hukuka nasıl uygun olur? Ya çünkü bizi hukuk yargılıyor, değerlendiriyor. Hukuka uygunluğu nasıldır? Bir defa hekimin bu tıbbi uygulama yetisine sahip olması gerekir. Ehliyeti olması gerekir. Yani doktor olması gerekir, uzman olması gerekir. Ben gidip bir adli tıp uzmanı olarak estetik bir operasyon yapamam. Yapıyorsam yanlış yaparım. Yani ehliyetiniz olacak. İki, İbrahim Hoca da vurguladı. Hastanın aydınlatılmış onamının bulunması gerekir. Yani hasta, birazdan bahsedeceğim, uygulanacak işlemlerle ilgili anlayacağı terminolojiden, yani hastanın olayın niteliğini, olası komplikasyonları, riskleri anlayacağı şekilde ona anlatmanız gerekiyor. Eğer bu ikisi varsa yaptığınız işlem hukuksal açıdan tıbbi müdahale için uygundur. Peki onam nasıl olacak, aydınlatılmış onam? Bu da bir sıkıntı aslında, bir muamma. Bazı klinikler mesela şey dediler, her hastalık için aydınlatılmış onam formları hazırlayalım. O zaman bu şeye benziyor. Bankalardan kredi çekerken imzaladığımız, hani o küçük küçük yazılı altını atıyoruz ya, ne yazdığını bilmeden imzalıyoruz. Onun gibi oluyor. Bu da doğru değil. Aklımda yapılacak her türlü cerrahi işlemi kabul ediyorum gibi kaba bir onam, bu da doğru değil. Bu da çünkü geçerli değil. Bir de hastanın yaşına, kültürel, toplumsal, ruhsal durumunu yansıtacak, anlayacağı dilde, yani aynı dili konuşuyoruz, aynı terminolojiyi ifade edebilecek bir şekilde kişiye durumunu anlatmamız gerekiyor. Tabii burada da şu ortaya çıkıyor, ben ölebilirmişim bile diyor, o zaman yaptırmasam da diyor. Yani tedaviden de kaçındırtabiliyor bu aydınlatılmış onam üzerine aşırı bir düşkünlük sürekli. Bak şu olabilir, şu %7, şu %8, bu %10. Zaten toplumun %85 en son açıklanan okuma yazma oranları Türkiye'de.
bu %85'inde %15'i okuduğunu yazdığını anlıyor, anlayabiliyor, düşünüyor. Yani %10 seviyesinde anlaşabiliyor toplum. %90'ı anlaşamıyor. Öyle bir çalışma var. Ama biz onam formlarını imzalatırken ya da onam alırken kişileri bilgilendirmemiz gerekiyor hastalığıyla ilgili ve yaptığımız tedavi uygulamaları ile ilgili. Her tıbbi uygulama için ayrı ayrı aydınlatılmış onam almamız gerekiyor. Bir kere onam aldık, tamam o hasta benim rahat, her şeyi yaparım. Girişimsel MR yaptırayım, bilmem şunu yaptırtayım, ondan sonra şunu çektirdim, öyle bir şey yok. Hasta her şey için, her türlü cerrahi girişim için ayrı ayrı onam almamız gerekiyor. Bir kez onam aldık, bitti gibi bir şey yok. Bunun altını çizmek isterim. Hastanın karar verme yeterliliği olmayabilir, çocuk olabilir ya da bir ruhsal problemi olabilir, psikiyatrik bir hastalığı olabilir ya da zeka geriliği olabilir. Ki bu da yani. Mesela bize bir dosya geldi. Diyor ki adam yemeğe gidiyorlar akşam, evini barkını satıyor. Atıyorum 500 bin lira ve 50 bin liraya satıyor. Diyor ki karısı işte ya nasıl olur bilmem ne falan filan itiraz ediyorlar. Tarsus Devlet Hastanesi demans tanısı koyuyor. Demans da ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum. İşlem geçersiz oluyor. Bu kez karşı taraf itiraz ediyor. Diyorlar ki yüce kurum adli tıp kurumuna gitsin. Adli tıp kurumuna gidiyor. Adli tıp kurumunda demans diyor. Yaz kızım diyor. Yani yapılan işlem geçerli oluyor. Avukat bizi aradı. Ya ne yapalım böyle böyle bir şey geldi falan. Gelsin bakalım demans var mı yok mu dedi. Hani soruya endeksli bakış açımız böyle olursa ayrıntıları farklı renkleri görmeme şansı çok yüksek oluyor. Ya da şanssızlığı diyelim ya hasta açısından bakarsak. Şanssızlık çok yok. Geldi. Biz baktık hastaya. Nörologlar dedi ki evet demans var dedi. Burada demans var. Pardon demans yok. Demans yok dedi pardon. Karıştırdım. Demans yok dedi. Psikiyatriye gönderdi dedi ki zeka geriliği yok. O da cezaevi için ortadan kaldı. Yani yani demans var mı? Yok demans. Tamam adli tıp kurumu da doğru karar vermiş. Demans yok ama zeka geriliği var. Bu da ceza ehliyetini etkiliyor. Ne oldu? Ev adamda kaldı, karısında kaldı. Evet. Yasal temsilcisi olan veremiyor ya da hastanın yaşamın tehdidi altında olduğu durumlarda ise yasal mercilere bildiriyoruz. Diyoruz ki böyle böyle. Mesela geçenlerde Gülden bizde enfeksiyondan bir arkadaş aradı. Dedik ya böyle böyle yakınları yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hastaya izin vermiyorlar, servise çıkartmak istiyorlar. Şimdi savcılığa ileteceksiniz, savcılık tamam derse o sorumluluğu hem savcı almış oluyor hem hastanın yakınları alıyor. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş oluyoruz. Yani hasta yakınlarının acil tedavi girişimi gereken durumlarda hastaları üzerinde inisiyatifleri yoktur. Burada biz inisiyatif kullanıp hastalarımızı tedavi etmek yükümlülüğündeyiz. Evet, bundan bahsettim. Aydınlatılmış olan bu hastanın sağlık durumu, konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı, süresi, olası riskler, ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, işte İbrahim Hoca bahsetti, yani ağzına damlatılacak ilacın intramüsküler yapılması, önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, tedavi seçenekleri, riskler konusunda aydınlatmak gerekiyor. Bu tedavi seçenekleri de sıkıntı tabii, şöyle sıkıntı. Biz biliyorsunuz paternalist bir toplumuz. Dikte eden doktorları severiz. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde babam hastalandığımızda doktora götürüldü. Doktor derdi ki işte sabah 8, akşam 8, bilmem saat şu. Buralarda içecek. Babam tam 8. Severdi. Mesela bir de böyle şey doktorlar vardır. Paylaşımcı doktorlar. Normalde olması gereken. İşte bakın siz de çocuğa eğer içirebilirseniz şurup yazacağım. Ama yapamazsanız enjeksiyon yoluyla şunu yapacağım falan filan gibi sorarsınız. Bu kez hasta diyor ki lan bu doktor hiçbir şeyden anlamıyor. Bana soruyor diyor. Ben bilsem sana getirmem diyor. Sevmiyor. O zaman paternalist doktor oluyor. Tepeden inmeci. Böyle yapacaksın. Daha iş yapıyorlar. Daha çok para kazanıyorlar. Toplumda saygınlıkları daha yüksek oluyor. Öbürü de işte yaşamını bir şekilde sürdürüyor. Evet. Aydınlatılmış olan yapılan kusursuz bir işlemi hukuka uygun hale getirir. Her şeyi çözmez. Yaptığınız için hukuksal olduğunu gösterir. Kusurlu bir işlem karşısında hastanın hukuksal haklarını ortadan kaldırmaz. Sadece onam aldım, iş bitti değil. Yaptığınız işin de tıbbi kurallara uygun olması gerekiyor. Bu standart dediğimiz kavram ne? Biraz da ondan bahsedelim. Burada mevcut ülkenin içinde bulunduğu tıbbi koşullara göre, gelişmişlik düzeyine göre ortalama bir hekimden beklenen standart tıbbi uygulama.
Yani bir hekim böyle bir hasta geldiğinde ne yapar? Şunları şunları yapar. O zaman bu bir standart uygulamadır. Yani bir İngiltere'deki, Amerika'daki, Oxford'daki, şuradaki, buradaki tedavi şeylerini beklemiyoruz. Hatta bu standartların bölgesel şeyleri de var. Biraz önce de bahsettim. Yani farklı şehirlerde, farklı hastanelerde, farklı değerlendirme gibi durumlarda söz konusu. Peki, tıbbi uygulama açısı, malpraktis dememiz için ne gerekiyor? Bir defa fiilin hukuka aykırı olması gerekiyor. Yani ya ehliyetimiz yok ya da işte onamını almadık gibi. Ortaya bir zararın çıkması gerekiyor uyguladığımız tedavide. Kusurlu bir yaklaşımımızın olması gerekiyor. Ve zarar ile sonuç arasında, yani uyguladığımız tedavi ile ortaya çıkan zarar arasında bir nedensellik bağı, illiyet bağı ortaya çıkması gerekiyor. Bu nedensellik bağı, illiyet bağı da şeydir, yani kutsal bir kavram gibidir. Şöyle değerlendiririz biz, adli tıp kurumundayken de şimdi. Ya bu adam bu hastalığı olmasaydı, doktora gitmeseydi bu olur muydu? Olmazdı. Ha, o zaman bir nedensellik bağı var, illiyet bağı var. Hatta nedensellik de illiyet. Daha böyle şey kavram oluyor, böyle derin. Kabaca bu, yani yaklaşım kabaca bu ama tabii ki başka parametrelerde devreye giriyor. Hekimin tıp mesleğini uygulamaya yetkili olması gerekiyor, yani hekim olması gerekiyor. Hastanın rızasının, aydınlatılmış rızasının, onamının olması gerekiyor. Ve eyleminde tıp biliminin uygulama sınırları içerisinde kalması gerekiyor. Yani istemediğiniz uygulamaları yapamazsınız. Bir diğer mesele de komplikasyon meselesi. Çünkü komplikasyon dersek hekim yırtar, kaba tabirle. Malpraktis olmaz, işte komplikasyondur. Hekimin tıbbın kabul ettiği normal risk ve sapmalar çerçevesinde davranarak gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen ortaya çıkan istenmeyen sonuçlara biz komplikasyon diyoruz. Buna hukukçular izin verilen risk de demişler ama bu kavram tutmamış. Yani izin verilen risk kavramı tutmadığı için komplikasyonu artık hukukçular da biliyor. Yani onlar da tıpçı olmadığına rağmen biliyorlar. Demek ki tıbbi girişim sırasında öngörülmeyen, öngörülse dahi önlenemeyen, istenmeyen sonuçlara biz komplikasyon diyoruz. Yani biz bu sonuçları istemiyoruz ama çıkabiliyor. Ve bunların da belli oranları, yüzdeleri var. Bu konularda da hastaları daha önceden aydınlatılmış onamlarını almamız gerekiyor. Bu komplikasyonlar konusunda da bilgilendirmemiz gerekiyor. Komplikasyon zamanında fark edilmedi. Fark edildi, önlenmedi. Gerekli önlemler alınmadı, komplikasyon tedavi edilmedi. Standart bir tıbbi girişimde bulunulmadı. İşte o zaman komplikasyon oluyor, malpraktis. Demek ki komplikasyonla malpraktis arasındaki ince çizgi ortaya çıkma durumu ve ortaya çıktıktan sonra komplikasyonun yönetimi çok önemli. Eğer yanlış yönetirsek bu da bir malpraktise yol açıyor. Deve kuşu karikatürünü ben sık kullanıyorum. Eğer deve kuşu hukuk olsaydı boğazına tıp takılıyor. Çünkü hukukçular öyle diyor. Siz diyor işin içine ediyorsunuz ve bizi çıkmaza sürüklüyorsunuz diyor. Biz de diyoruz ki hukuk daha durağan, tıp sürekli gelişiyor, yenileniyor, kendini geliştiriyor. Boğazımıza hukuk takılıyor diyoruz. Gerçekten bu hani komplikasyon mu, hukuk uygun mu? Temel kavramlara bakmak gerekiyor. İşte aydınlatılmış onamı var mı hastanın? Mesela aydınlatılmış onamı olmayan bir dosyaya sahipseniz, hakkınızda bir dava açılmışsa geçmiş olsun. Yani büyük bir oranında cezayı alırsınız. Değil mi İbrahim Hocam? Evet. Olası komplikasyonlar hakkında bilgi verilmiş mi? Komplikasyon yönetimiyle ilgili sıkıntı var mı? Kayıt tutulmuş mu? Her şey kayıt altında mı? Gerçi son dönemde bilmiyorum Kıbrıs'ta nasıl, Türkiye'de nükleus sistemi gibi bir takım sistemler var. SGK paralarınızı ödeyebilmesi için hastaneye her şeyi girmeniz gerekiyor. O bir zorunlu uygulama. Evet, bu biraz kayıt konusunda eskiye göre sıkıntıları azalttı. İşte kusur var mı? Varsa kusur ihmal sonucu mu olmuş? Dikkatsizlik, tedbirsizlik mi? Meslek sanat ve acemilik mi? İşte emir rivayet genelgelere uymamış mı? Bu açıdan bakmak gerekiyor. Her komplikasyonda hekim kusursuz mudur? Değildir. Değil mi? Komplikasyon çıktıktan sonra hekim bu komplikasyonu yönetebiliyor mu? Komplikasyonu tedavi edebiliyor mu? Bir enfeksiyon çıktı, hastane enfeksiyonu. İşte kültür yapıp ona yönelik antibiyotik ya da ne bileyim işte antifungal ya da her antiparazit neyse kullanmış mı? Mesela onlarla ilgili yapmış mı? İşte zamanında gelmişim gitmiş gibi bunlara bakması gerekiyor. Ve bunu yaparken de genel tıp standartlarına uygun davranması gerekiyor. Burada sadece hekim değil. Biz çünkü sanki sadece bu işlerin her şeyden hekim sorumluymuş gibi düşünüyoruz. Bu bir ekip ve çalışma ortamı işi. Yani çalıştığımız hastane, ekip, birim, olayın gerçekleştiği zaman, mesai saatleri içinde mi oldu, gece mi geldiniz, sabaha karşı mı? Ve bulunduğunuz ortamın tanı ve tedavi olanakları.
neler var, ortamda neler var? Yani İstanbul merkezindeki bir hekimin, olanaklara sahip bir hekimle hiçbir olanağa sahip olmayan başka bir yerdeki hekimin aynı ve benzer hastalığa tutumundaki farkı karşılaştırmamız gerekiyor. Bunlardan İbrahim Hoca bahsetti. İşte ceza sorumluluğumuz var, tazminat sorumluluğumuz var, idari sorumluluğumuz var, mesleki sorumluluğumuz var. İşte mesleki sorumluluklarımız da özellikle üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları, işte tabip odaları gibi. Bir de şu şeylerden bahsedeyim, çok uzatmayacağım. Bilirkişilik kurumlarıyla ilgili yapılar var. İşte Adli Tıp Kurumu var, Adalet Bakanlığı'na bağlı. Üniversiteler var, YÖK'e bağlı. Yüksek Sağlık Şurası var, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Mahkemeler tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler var, özel bilirkişiler. Uzmanlık dernekleri var ve bilimsel mütalaalar verilebiliyor. İşte Adli Tıp Kurumu'nun raporuna karşı, Yüksek Sağlık Şurası'nın raporuna karşı ya da başka yere karşı. Ki bu raporları biz veriyoruz. O nedenle Adli Tıp Kurumu ya da şeydeki arkadaşlarımızla raporlarımız çatışıyor. Sizin biraz şeye benziyor, çapraz sorguya benziyor. Bunu da 2005 yılında Türk Ceza Kanunu değişti. Bir de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler oldu. Bu 67. maddede diyor ki, Cumhuriyet Savcısı, katılan vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında uzmandan bilimsel mütalaa alabilirler diyor. Bu önemli bir karar. Yani şu CMK 67. Neden? Çünkü hakkınızda bir dava açıldı. Hatta bazen davadan haberiniz de olmayabilir. Dava açıldı. Bilirkişiyi hakim belirliyor. Atıyorum işte Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurumu'na gitti. Sizin haberiniz bile yok. Adli Tıp Kurumu'nun İhtisas Kurumu'na rapor geldi. Ondan sonra ne yapacağım diyorsunuz. İşte o zaman biz devreye gidiyoruz. Üniversitelerde resmi bilirkişi kurumu. Fakat yargı sisteminde Türkiye'de özellikle bir bakış açısı var. Diyor ki Adli Tıp Kurumu'na giderse orada çok imzanın altında 30 tane profesör imzası var. Daha etkili, daha bilimsel olduğunu düşünüyor. Hani şeye bakıyor. İmza sayısına bakıyor. Oysa önemli olan raporun içeriği ve gerekçeli olması. Yani bir şeyde kusur var diyorsanız bu kusurun ne olduğunu oraya yazmanız gerekir. Gerekçelendirmeniz lazım. Atıyorum bir ameliyat yaptınız. Ameliyat sonrası ortaya çıkan bir durum var. Bu durum yüzde kaç çıkar ortaya? Dünyada nasıl? İngiltere'de nasıl? Amerika'da nasıl? Türkiye'de nasıl? Yani bunu ortaya koymanız gerekir. Bence bu işte dikkat ve özen eksikliği vardır. Kusur vardır. Mal praktistir demeniz yetmez. Gerekçelendirmeniz gerekir raporu. Ama bunu gerekçelendirmek için binlerce dosyayla uğraşmak imkansız oluyor. Yani bu konuda bu nedenle uzman mütalaası ya da bilimsel mütalaa görüşlerin çatışması anlamında önemli. Bir diğer noktada tarafın da kendi bilirkişisini belirleme hakkı olmalı. Yani sadece hakimin belirlediği bilirkişinin sonucuna göre tamam efendim o zaman ben gideyim hapis yatayım ya da o kadar şu kadar para ödeyeyim değil. Adam haklıysa bu raporların çatışıp bilimsel anlamda gerçeğin, adaletin, nesnel gerçeğin ortaya çıkartılması gerekir. O nedenle bu uzman bilimsel mütalaası önemli. Peki korunmak için ne yapalım? Mutlaka aydınlatılmış olan almamız gerekir. Hastalığı ile ilgili, yapacağımız tedavi ile ilgili, süreçle ilgili. Ve her yapacağımız tıbbi girişim için, özellikle cerrahi girişimler için ayrı ayrı aydınlatılmış olan almalıyız. Belgelemeliyiz yaptığımız işlemleri, mutlaka kayıt tutmalıyız. Ve ülkenin içinde bulunduğu konjonktür ve bilimsel duruma göre standart uygulamaları yapmalıyız. Tıbbi standart uygulamaları gerçekleştirmeliyiz. Evet. Ben bugünkü ilk sunum bu kadar. Teşekkür ediyorum.